Son sayfada Fenerbahçe'yi konuşacağız. Sarıla Civertler çok değerli bir galibiyet aldı. Ankara gücü deplasmanında son saniyede gelen golle beraber şampiyonluk umutlarında Fenerbahçe diri tuttu. Ceyhun Eriş nasıl değerlendiriyorsunuz? Son iki maça girerken Fenerbahçe'nin bulunduğu konumu artık tablo birazcık daha Fenerbahçe için iyi görünüyor. Bir, iki gün önceye nazaran. Evet özellikle Emre Belezoğlu'ndan sonra gözle görülür takımda bir ilerleme var. Çok üst seviyede olmasa bile Hı. oyun anlamında oyunun belli bölümlerinde bir iyileşme söz konusu. Tabii bu skorlara da alınan puanlara da yansıyor. Şu çok önemli aslında son dakikada galibiyeti getiren golden sonra kenardaki o coşkuyu gördüğünüz zaman e, Fenerbahçe'de birçok şeyin ne kadar değiştiğini anlayabiliyorsunuz. Oyuncuların coşkusu, teknik direktörün Hı. coşkusu, diğer e, yedek oyuncuların oradaki personelin coşkusu çok Fenerbahçe için olumlu bir şey, olumlu bir adım. Ama şunu hep söylüyoruz. Her şey şu an Beşiktaş'ın elinde. Yani Beşiktaş maçlarını bundan sonra oynayacağı iki maçı kazandığı zaman Fenerbahçe'nin elinde olan bir şey yok. Fenerbahçe sadece ikinciliğini korumak durumunda kalacak. O yüzden hani artık oyundan ziyade alınacak puanlar önem kazandığı için çok da oyuna bakamıyoruz. Ama bu oyunu da çok bölüm bölüm oynuyor. Henüz fiziksel anlamda belli bir sürekliliğe erişmedi. Ama sonraki sezon eğer Emre Belezoğlu ile devam edecekse, devam ederse Fenerbahçe ki bence etmeli. O yapılanma içerisinde önümüzdeki sezon çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyebiliriz. Bu sezon dediğim gibi Beşiktaş'ın elinde şu an her şey taktiksel dokunuşları hızlı bir şekilde yapıp karar alabileceğini gösterdiği bir dönem yaşıyor diyebilir miyiz Kesin, Emre Belezoğlu için? Ke kesinlikle. Kapısınlıkları... Şampiyon olmasa bile sanki Fenerbahçe için bir kazanç oldu Emre Hoca'nın varlığı. Evet doğru oyuncu grubuyla daha doğrusu oyuncu grubu demeyeyim de doğru sistemle oynamaya başladı. Evet. Çünkü Fenerbahçe'nin sezon başından beri kadroda ağırlıklı olan kısım hep orta saha özellikli oyunculardı. Topa sahip olmak isteyen ayak tekniği iyi oyun becerisi yüksek oyuncular var. Bunları bir arada oynattığınız zaman ki oyunun birçok bölümünde özellikle ilk yarının ilk yarım saatinde çok görüyoruz. Ha, yani sonra bir fiziksel düşme oluyor ikinci yarının 15. 20. dakikadan sonra ama ona rağmen yine topa sahip olmaya çalışan bir oyuncu grubu var. Sürekli rakip sahada oynamaya çalışan, birbirinin dilinden anlayan bir oyuncu grubu var. İşte şunu çok net söyleyebiliyoruz. Eğer Emre'den 5 hafta önce minimum Fenerbahçe bu oyunu oynamaya başlamış olsaydı bak şu anki durum çok daha farklı bir boyutta olabilirdi. Hem puan anlamında hem oyun anlamında. Zeki Uzundurkan Fenerbahçe'nin performansını nasıl değerlendirirsiniz? Son haftaları geniş olarak da aslında yorumlayabilirsiniz. Tabii. Şimdi Fenerbahçe'nin performansını, Emre Belezoğlu dönemdeki performansı. Evet, Emre Belezoğlu bir çılgınlık üretti. Pas kalitesi yüksek, futbolu bilen, teknik kapasitesi yüksek, oyuna zekasını koyan 5-10 numara diyoruz. 4-6, forvetsiz oynuyor. Ya da işte Valencia, kenar forvet ama iyi verim aldığı bir oyuncu. Bu bir çılgınlıktır ama Emre Belezoğlu'nda da şurada hataya düşmeyelim oynadığı takımlar içinde zorluk derecesi yüksek olan tepedeki takımlardan tek oynadığı Alanya Spor'da orada puan kaybetti. Diğerleri 15. sıra ve altındaki takımlarla oynadı hep. Ama 10 kişi kaldığında söylememiz lazım. Hayır hayır tamam o ayrı ama evet. ya, rakip karşısında çok e, iyi oynayamadılar. Şimdi Sivas maçı bir test maçı Emre Belezoğlu için. Çünkü bir derbi oynamadı. Şimdi Luis Gustavo'yu yok mesela bir derbi de Galatasaray'a Beşiktaş'a karşı Luis Gustavo'suz oynayabilir miydin? 5-10 numarayla çıkabilir miydin? Bunlar önemli. Mesela Serdar Aziz Ankara gücü maçından önce, Ankara seyahatinden önce idmanı tamamında işte bizim muhabirimiz de söyledi bizim yayına bağlandığında tamamında yer almış. Sonra Serdar Aziz ile ilgili olarak işte kas ağrıları olduğu o yüzden oynatılmadığı söylendi. Ben şimdi Sivas maçında Serdar Aziz eğer oynatılmazsa Serdar Aziz ile ilgili bir problem olacağını olduğunu düşünebilirim. Bir sonraki yıl çünkü 2022'de sözleşmesi bitiyor. Belki oyuncuyu satmayı planlıyorlar. Çünkü bonservissiz geldi Galatasaray'dan ama iyi bir maaş alan oyuncu. Hani maaş bütçesini düşürmek için belki Serdar Aziz satılabilir. Ki Luis Gustavo'dan da vazgeçiyor Fenerbahçe sezon sonunda öyle görülüyor. Oraya farklı bir oyuncu, daha oyun oynayan bir oyuncu istiyor Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu şu anda kalmış gibi görünüyor ama ee, Sivas maçı kaybedilirse Galatasaray'a da ikincilik kaptırılırsa Emre Belezoğlu kalmaz. Çünkü e, dediğim gibi zor, böyle hani Fenerbahçe ile e, eşit e, zorluk derecesi yüksek maç oynamadı Fenerbahçe. Derbi oynamadı. Şimdi Alanya Spor maçı evet, zor bir maçtı. Orada puan kaybetti. 10 kişi kaldı tamam da. Sivas maçı 17 maçtır. Yenilmeyen Sivas Spor'u Fenerbahçe yenerse ki Sivas Spor'un da Avrupa hedefi var. Yenerse eğer o zaman derim ki Emre Belazoğlu bu işi başardı. Önümüzdeki yıl e, takımın başında kalmayı hak etti derim. Ama orada puan kaybedip Galatasaray ikinciliği kaptırılırsa Emre Belazoğlu için e, asıl proje şuydu zaten başkanın. Ama Emre Belazoğlu o kadar iyi gitti ki şimdi Emre Belazoğlu birinci plana çıktı. E, kariyerli Fatih Terim gibi, Şenol Güneş gibi, Mustafa Denizli gibi kariyerli bir yabancı hocanın yanında pişmesi için Emre Belazoğlu bir iki yıl onun ilminden, feyizinden yararlanıp eksiklerini kapatacaktı hoca Emre Belezoğlu. Sonra işte Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edecek. Öyle bir plan var. Artık sportif direktörlüğe dönmesi beklenmiyor. Ama dediğim gibi Sivas maçı Emre Belezoğlu için kader maçı. O, o maçı kazanırsa Emre Belezoğlu kaldı deriz. İkinciliği de garanti altına alır. Zaten son maç kolay bir maç olacak Fenerbahçe açısından. Kolay demeyelim aslında. Kayseri maçı da orada Kayseri, Kayseri tabii, durumu çok belirleyici. Bir de deplasmanda oynayacak o maçı. İki, yani üç şampiyonluk adayına baktığımızda en zor fikstür elbette ki Fenerbahçe'nin. Ama oynanan oyuna baktığımızda 90 artı altıdaki 7 dakika uzatılmıştı. Gelen gol maç hiç bırakmadılar. Yani orada hep izlerken tabii ki bölünüyorsun iki maçı, üç maçı izlerken ama baktığımda hep son dakikalarda rakip sahada Ankara gücü sahasında oynadılar maçı. İlk yarı çok kötü oynadılar Ankara gücü. İlk 20 dakikada 3, 2 0 3 0 yakalayabilirdi. Yapamadılar. Ama son bölümde Fenerbahçe'nin bir defa kondisyonu çok iyi. Oyunun sonlarında rakipler yoruluyor. Fenerbahçe bir türlü yorulmuyor. Tabii kenardan da dinç oyuncular, kaliteli oyuncular girdiği için. Yani Emre Belezoğlu için diyeceğim şu. Evet kazana kazana geliyor. Bir şeylere başarıyor. En azından bir ezber bozdu. Bilinen ezber yani bizim Türk futbolundaki ezberleri bozdu. Senin çok potansiyelli orta saha oyuncuların var. Bunları kullandı ve orada orta sahada her maçta üstünlüğü rakibe hiç kaptırmadı. Çoğu maçta oyunun belli bölümlerinde birinci bölgeye savunmaya hapsetti rakipleri ki Ankara gücünde maçın sonlarına doğru savunmaya hapsedip e, galibiyet golünü almayı bildi. E, cesur bir hoca tabii ki onun futbol bilgisini tartışacak halimiz yok ama teknik direktörlükte de deneyim gerekiyor, e, o stresi yönetmek gerekiyor. Ee, tabii ki öfke kontrolü önemli. İşte e, o kaçan gollerden sonra e, bundan bir önceki maçta işte maç bitmeden soyunma odasına gitmesi ona bir eksi puan gibi görünse de orada belki daha sinirlenip kenarda kırmızı kart görebilirdi belki tribüne gönderilmemek uğruna gitmiş olabilir soyunma odasına. Yani basamakları iyi çıkan bir Emre Belezoğlu var ama e, dediğim gibi Sivas Spor maçı Emre Belezoğlu için test maçı olacak. O maçı kazanırsa ben önümüzdeki yılda ee, ama Kayseri maçı da var tabii. Yani kriter şu. E, kaptırmayacak. Bu, bu raddeden sonra, bu saatten sonra. Galatasaray'a kaptırırsa Seneye <laughs> Belezoğlu seneye yardımcı hoca olur.